Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Salih Cantekin. Bugünkü videomuz Merge Sort üzerine olacak. Bir önceki videomuzda hatırlarsanız Merge Sort'un tahta karşısında anlatımını yapmıştım. Bugün de bu anlatımın kodlama tarafını birlikte yapıyor olacağız. Tahta karşısında anlatırken, kodlama yaparken kullanabileceğimiz küçük nüansları vermiştim, altını çizmiştim belli noktaların. Bugün o yüzden o noktaların çok fazla detayına girmeden sadece burada anlatmış olduğum, beyaz tahta karşısında anlatmış olduğum kodlamanın ya da algoritmanın bugün karşılığını yapıyor olacağız. Merge Sort bugünkü en azından kodlama tarafını yaptığımız bu algoritmalar içerisindeki 5. Sort algoritmamız olacak. Şimdi Merge Sort nasıl kodlanıyor hep beraber ona bakalım. Merge Sort'ta hatırlarsanız parçala fethet metodunu kullanıyor olacaktık. O yüzden bir tane ana metodumuz, onun altında da rekursif olarak çağırabileceğimiz bir metodumuz olacaktı. Önce bu ana metodu yazarak başlayalım. Merge sort ile başlayalım ve tabii ki bunun yine jenerik olacağını söylüyoruz. T array tipinden bir array alıyoruz içeriye. Bir tane left alıyorduk hatırlarsanız, bir tane de right alıyorduk. Bununla birlikte de buradaki tipimizin, bize jenerik olarak gö gönderilecek tipimizin bir iComparable'dan türetildiğini, comparable'dan türetildiğini söyleyeceğiz. Bunun ile birlikte yazacağımız metodumuzun içinde öncelikle left'in left'ten taramaya başladığımızda bize gönderilen parametrenin tabii ki right'tan böyle küçük olması şartını gözeteceğiz. İlk şartımız bu zaten tek şartımız bu. Hatırlarsanız dizinin sol tarafından bir bölüm alıyorduk. Sağ tarafından bir bölüm alıyorduk aslında ama burası bizim parçaladığımız yeri ifade ediyordu. Toplam array içerisinde mesela sıfır ile middle ortada bulduğum yere kadarki kısmı ifade edecek. E, tabii ki bunların sol tarafının dizinin e, sağ tarafında seçmiş olduğumuzdan büyük küçük olması lazım. Aynı oldukları takdirde bile aynı point, aynı noktayı point ediyor olacaklardır. O zaman işimize yaramayacak. E, bir tane middle bulacağız. Hatırlarsanız middle'ı bulmuştuk orada ve demiştik ki işte left artı right eksi left bölü 2 bu şekilde Normalde ereğin içerisinde belli bir kesimi alıyorsak mesela şöyle bir ereğimiz var 1 2 5 8 2 60 şöyle 76 falan gibi bir şeyimiz var mesela leftimiz Burası rightımız, Burası ise mesela şurayı almış göndermiş isem ben. Toplam array içerisinde de şeyi bulabilmek için aslında ben şu ikisi arasında şöyle bir işlem yapmam lazım. Buradan buraya çıkartıp buradan 5'i buluyor olmam lazım. Middle'ı bu şekilde buldum. Onun dışında merge sort algoritmamız olacak şimdi. Toplam bize gönderilen array'in içerisinde Middle'a kadar bulduğumuz yeri ayrı. Middle'dan sonrakileri ayrı olarak göndereceğiz. Diziyi yine ikiye bölmüş oluyoruz. Yani merge sort isminde bir şeyimiz olsun. Metodumuz var burada. Ee, buna diyoruz ki ben şu an array'imi buldum. Left'ten middle'a kadar göndereceğim. Data'yı buraya. Ee, bunun dışında aynısını bir de middle artı birden başlayıp Burada da right'a kadar gidiyor olacağım. İki parçaya bölmüş olacağız. Şimdi bu kendi kendini çağırdı. Tabii ki burada bir şey de yapıyor olmam lazım. Ne yapacağım? Merge işlemini yapacağım. Bunlar en küçük parçalar kalana kadar. Yani şunlar eşit olana kadar. Aynı noktayı gösterene kadar. Yani bir tane eleman kalana kadar parçalıyorlar. Parçalayarak da kendisine sürekli veriyi gönderiyor. Bizler her seferinde middle'ı bulup parçalıyoruz. Daha sonra bunları birleştirmek gerekiyor. Yani bir tane merge isimli birleştirme yapacağım bir tane şeyim olacak. Buna array'i göndereceğim. Left'i göndereceğim. Middle'ı göndereceğim. Ve right'ı göndereceğim ki merge işlemini yapabilelim. Bu metodumuz bu kadar aslında. Merge sort tarafı bu. Şimdi şu merge şeyini, fonksiyonunu hep birlikte yazalım. Geriye bir şey döndürmeyecek. T tipinde yine T array alan şöyle bir tane metodumuz var. Left alıyor bu. Middle alıyor bu. Right alıyor bu. Ve tabii ki yine ver ti-comparable diyeceğiz. Şimdi e, bir kere şeyi bir bulalım yani. Ben nereden başlayacağım, nereye kadar gideceğim? Yani işleyeceğim dizide hatırlarsanız yeni diziler, yeni alt diziler oluşturuyorduk burada Merge Sort içerisinde. O dizilerin boyutlarını hesaplayabilmek için iki tane değişken tanımlayayım. N1 diyeyim mesela buna ve middle yanlış yazmışız şunu middle middle eksi left artı 1 diyeyim buna bir de n2 diyelim o da right eksi middle yani artık şu kadar parça dizinin birinci bölümünü sol tarafını oluşturacak. Bu kadar parça ikinci bölümünü oluşturacak. Daha sonra bunları merge edeceğiz. Ve yeni diziler oluşturmam gerekiyor. Mesela T tipinde işte left array diyelim buna. Diyelim bana gönderilen array'in içerisinde Şöyle sayılar var. Şöyle sayılar var mesela. Ben şu an buraya mesela şurayı gönderdim diyelim. Birden 6'ya kadar gönderdim şu metoda. İşte 1, 6, işte bu da şey olsun. Ee, şu gel birden 8'e kadar yapalım. Şu da middle'ımız olsun. Şimdi benim birden 8'e kadar olan kısmı gönderdikten sonra buraya tabii parçalaya parçalaya gideceğim ya ama fark etmez. Ben şunu içerisine koyabileceğim yedek bir tane array yaratıyorum. Bakın şu kısmı alabilmek için de şunu kullandım. Bunun sağ tarafını alıp bunu parçalayabilmek için de şu değişkeni kullandım. Şimdi burada yani aslında ben yeni bir tane T dizisi yaratıyorum. N1 kadar. M N1 boyutunda. Bir de right array'im var burada. O da N2 kadar. Şu sağ taraftaki bölüm kadar parçalayıp fethedeceğimiz bölümler. Ee, şeyi daha önceki videolarda daha önce şöyle de sortla, sort işlemleri yapıyorken array'in içerisinden verileri döngüyle kopyalamıştık. İsterseniz döngüyle kopyalayın, isterseniz array'in altındaki copy metodunu kullanın, hiç fark etmez. Bu array'in altındaki copy'ye gideceğiz. Diyeceğiz ki benim bir tane ana array'im var. Ta kocaman bir tane array yani Şu en uzun hali bunun var. Bunun içerisinden ben işte N1 kadarını alıp left array'e, N2 kadarını alıp da right array'e kopyalamak istiyorum diyeceğim. Çünkü bunları bu array'lerin içerisine kopyaladıktan sonra bunların içerisinde tarama işlemi yapıp daha sonra götürüp tarayıp bulduklarımızı gerçek array'in ana array'in içerisinde konumlandıracağız. Bu şekilde bir yöntem izliyoruz. Tarama işlemlerini bunun içerisinde yapıyoruz. Çünkü bizim burada kullandığımız yöntem in place'i desteklemiyor. Yani aynı array içerisinde hem tarama yapıp hem yer değişikliği yapamıyoruz. O zaman taradığımız mantık değişiyor. O yüzden yeni ereyler yaratıp tarama işlemlerini burada yapıp yerini bulduktan sonra götürüp ana ereyde yerine koyacağız. Şimdi o yüzden bu erey copy tarafında diyeceğim ki ben ereyi kopyalamak istiyorum. Ereyden kopyalayacağım. Left'i vereceğim sana ve işte left ereyi vereceğim sana. 0 vereceğim. N1 diyeceğim. Bu şu demek? Ereyin içerisinden left'ten itibaren pardon Şurada hemen parametresini gösterelim. Ee, bu değil bizim kullandığımız. Ha yani şu aslında. Source array'imiz var. Nereden kopyalayacağız? Source index. Nereden başlıyoruz? Array'in içerisindeki left'ten itibaren left array'e kopyalayacağız diyoruz burada. Left array'e nereden itibaren kopyalayacağız? Diyoruz ki left array'in sıfırıncı elemanından n1'e kadar, n1 kadarını kopyala. Yani array'in içerisine gidecek, left'ten başlayacak n1 tanesini left array içerisindeki sıfırdan itibaren kopyalayacak. Burada da middle artı birden başla ve right array'in içerisine bu sefer kalanı kopyalayacağız. Şurada da n1 değil n2 yapacağız. Şimdi şu değerlerimizin içerisini doldurduk. Şimdi burada benim artık yavaş yavaş tarama işlemlerini, merge işlemlerini yapıyor olmam gerekiyor. Ee, şöyle iki tane array'imiz olduğunu düşünelim. Şuraya yazayım gerçi. Birinci array'imiz işte 1, 3, 5. Bu kendi içerisinde sıralı ikinci ereğimiz işte 5 değil 6 olsun. E, şöyle 4 olsun. 6 olsun. 7 olsun. Şöyle bir şeyimiz var ya da bunu 9 yapalım. Şöyle bir iki tane ereğimiz var ve biz bunları şimdi birleştiriyor olacağız. Birleştirmek için bir kere ben bir left index ve right index diye iki tane değişken tanımlamak istiyorum. Bunlar tarama işlemleri yaparken kullanacağım indeksler olacak. Bunların ikisine de sıfır değerini verelim. Daha sonra ben bir tane k diye bir değişken tutacağım. Bu k değişkeni benim ana ereğim içerisinde veriyi koyacağım yerin indeksini tutacak. Şimdi bir tane k diyelim bunun içerisine ve işte left diyelim. Şu an buradan başlıyoruz. Mesela ana ere içerisinde şurada birinci sırada birinci sıraya götüreceğim için buradan left ne geldiyse onun ilk adımını buraya k'nın içerisine set ettim. Birazdan dolduracağım bunları. Ben diyorum ki bir tane şartım var. While ile dönüyorum artık. İki tane dizim var. İki dizinin içerisinde bunun birinci elemanını, bunun birinci elemanını alacağım. Karşılaştıracağım. Küçük olanı götüreceğim. Ana ereği içerisindeki ilgili konuma yazacağım. Daha sonra eğer bundan aldıysam değeri bunu bir arttıracağım. Sonra bununla bunun birinci elemanını karşılaştıracağım. Küçük olanı alacağım. K'nın değerini yazacağım. Sonra bunun değerini bir arttıracağım. Hatırlıyorsunuz burayı Beyaz tahta karşısında da böyle anlatmıştım. E, buradaki benim şartım left index'in n1'den küçük olması ve tabii ki right index'in de n2'den küçük olması. Right index'imiz bizim küçüktür, n2. Bu şartlar sağlandığı sürece ben bir şey yapacağım. Diyeceğim ki left array'in içerisinden git bakalım left index'inci elemanı al. Bu i değişkeni olarak düşünebiliriz bunu işte birinci döngünün içinde dönüyoruz. İşte right indeksi de J değişkeni olarak düşünebiliriz. O da burada tuttuğumuz değişken hatırlarsanız. Diyorum ki left indeksin left array'in e, left indeksinci elemanını karşılaştır bakalım. Right indeksin right array'in right indeksinci elemanıyla yani artık birinci sıradan onun içerisinden bir tane eleman alıyoruz. Onun içerisinden bir tane eleman alıyoruz. Bunun küçük veya eşittir sıfır olması şartına bakıyoruz. Sıfırdan küçük veya eşitse ne oluyordu? Bu bununla aynı veya daha küçük. E, left array küçükse o zaman left array'den bir tane veriyi alıp götürüp array'in içerisinde yerine koymam lazım. O zaman gerçek array'ime gidiyorum. Ana array'ime gidiyorum. Onun kancı elemanına diyorum ki eşittir left array'in içerisinden ben left index'inci elemanı buldum. Bu senin kancı elemanına gelmesi gerekiyordu. Hatırlayın işte 1'i aldık, 5'i aldık, 2'yi aldık. İşte ya da 1'i aldık, 3'ü aldık, 5'i aldık. Sonra işte 4 var, 6 var ve 9 var. Şimdi ana dizimiz bu. ikiye böldük. Şu kısım ayrı, kendi içinde sıralı. Bu kısım kendi içinde sıralı. İşte ben daha burada K'yı left olarak set etmiştim hatırlarsanız. Daha ilk elemanın en küçük olacağını varsayarak oradan devam etmiştim. E ben şimdi diyorum ki 1 ile 4'ü karşılaştırdım. Şurada 1 4 da, 4'ten daha küçükmüş. 1 o zaman Ereğin zaten olması gereken yerine gidiyor. K'ıncı elemanına gidiyor. K'ncı elemanını yazdıktan sonra getirip buraya başka bir şey koyamayacağım için benim K'yı da arttırıyor olmam lazım. Ee, ama bu işlemi else sonunda yapalım. Şurada left indeksi bir artıralım Çünkü left indeksten bir tane eleman aldık. Şunu aldık. Artık ben karşılaştırma yaparken 1 ile 4'ü değil 3 ile 4'ü karşılaştıracağım. Şu. Bunun else durumunda da artık sağ taraftaki array'deki eleman daha büyük küçüktür demektir bu. Mesela 3 ile 6'yı karşılaştıralım. Ee, pardon. 5 ile 4'ü karşılaştıralım mesela. Sağ taraftaki eleman küçük olacağı için bu sefer şu işlemi right index ile yapacağız. Yani right index'in el içinden bir tane array'in array içerisinden right index ile bir tane elemanı alacağız. Set edeceğiz ve burada da tabii ki right index'i bir artıracağız. Arttıra arttıra gidiyoruz. E bu işlemler bittikten sonra da k'yı bir artıralım Çünkü array'in içerisinde yerleştir yerleştir bu elemanları devam ediyor oluyoruz. Şimdi bu döngü bittiğinde, şu ana döngü bittiğinde eğer bunların sayıları eşit ise mesela 3 tane eleman burada, 3 tane eleman burada varsa bu döngü bittiğinde iki elemanda da karşılaştıracak bir şey kalmamış olabilir. Ama bunların sayılarının aynı olmaması veya şöyle bir senaryo olması durumunda diyelim ki 1 2 3 var burada, burada da 4 6 9 var. Bunları birleştireceğiz. E şimdi ben burada mesela bu döngüyü çalıştırdığımda left array'deki Şöyle şunları şuraya alayım da. Left array'deki mesela 1, 2 ve 3 right array'deki 4'ten hepsinden küçük olacak. O yüzden buradaki bütün elemanları alıp önce getirip ana dizide yerine koyacağım. E bu dizide işim bitecek benim. Left array'im benim n1'den şuradan büyük olacak ya da eşit olacak yani en azından burada. Artık elimde karşılaştıracağım bir array yok. Yani gidip left array'in right array'inden bir şey alamayacağım. Şu döngü bitmiş olacak çünkü. Artık bir tane buradan bir tane buradan al karşılaştır yapamıyorum. Bu durumdan yapmam lazım. Geride kalan dizinin bütün elemanlarını yani şurada da kalmış olabilir. Burada da kalmış olabilir. Bütün elemanlarını artık sırayla götürüp ...taşımam lazım ana ereğin içerisine. Karşılaştırma yapamıyorum bu ikisi arasında. Eğer karşılaştırma yapamıyorsam yani bir diziyi bitirmiş isem... ...bu demek oluyor ki bu dizidekilerin hepsi diğer dizideki elemandan, sıradaki elemandan küçük. O yüzden dizinin, kalan dizinin bütün elemanlarını da taşımam lazım. Onları da yine basit bir for döngüsüyle yapabilirim. Şöyle yapalım onun için Diyelim ki while indeximiz, şey left indeximiz bizim n1'den küçük mü? Yani bitirememiş miyim ben? Left index'in içindekilerin hepsini taşıyamamış mıyım? Eğer öyle bir senaryo varsa array'e gideceğiz. Diyeceğiz ki senin kancı elemanın vardı. Ben hatırlıyorum bunu. Left array'in içerisinden sıradaki elemanı öyle değil tabii. Ş şöyle. Left array'in sıradaki elemanını al. Bunun dışında left array'i bir artır. K'yı da artır. Artıra artıra kopyalaya kopyalaya gidiyoruz aslında. Array'in içerisindeki kalan kısmı kopyalıyoruz. Şurayı bakın şunla yapmak da çok mantıklı. Siz bence öyle yapın alıştırma olsun. Array copy e, yine arka tarafta aslında bunun gibi bir şey yapıyor. Ama siz şöyle bir mantık gerçekleştirebilirsiniz. Bu sefer left array'in içerisinden şundan şuna kadar olan kısmı alıp götürüp array'in içerisine kopyalayacağız. Siz bu şekilde çalışabilirsiniz. Bu döngünün bir tane de right index'li olanı olması lazım. Çünkü bu sefer diğer index de bitmiş olabilir. Right index'in n2'den küçük olduğu senaryoda şurada right array içerisinden right index'i göre alacağız ve right index'i de kopyalayacağız. k'yı da tabii ki yine kopyalıyor olacağız. Bu bizim için şunu da bitirdikten sonra şu içerisinde bir tuttuğumuz tut, göndermiş olduğumuz ana ereğimizin içerisindeki yerleştirme işlemlerini yapacaktır. Şurada yeni ereyler yaratıyor olmamızın sebebiyle bu algoritmanın da analizini yine diğer videoda beyaz tahta karşısında anlatmıştım. en ee, kadar yani dizimiz en boyutluysa işte 100 boyutluysa toplamda 100 boyutlu bir dizide yaratmış olacaktır. E, bu yüzden in place çalışan bir algoritma değil bu quick sort'tan farklı olduğunu söylemiştik. E, Merge sort işimiz bitti aslında. Yani şurada parçaladık parçaladık sonra şurada da o parçaladığımızı birleştirmiş olduk. E, bunları şimdi bir test edelim. Mesela şöyle bir test datasıyla. Diyelim ki integer array'imiz var ve string array'imiz var. Bunlar işte string de olabilir. Daha önce bildiğiniz gibi yani I comparable'dan türediği sürece problem olmayacaktır. Karşılaştırılabilir olacaktır birbirleriyle. Evet, merge sort'a gönderdim integer'ı sonra string'i merge sort'a gönderdim. Önce integer'ı yazdırdım sonra string'i yazdırdım. Uygulama çalışmış olduğunda bu ereğin sıralı bir şekilde karşımıza, bu ereğin de sıralı bir şekilde karşımıza iki farklı satırda çıkmış olmasını bekliyoruz. Şöyle uygulamayı çok hızlı bir çalıştıralım. Uygulama çalıştı. Şöyle ekranda göstermiş olalım. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6 şuradaki işte 3, 6, 8 elemanlı işte 4, 8 elemanlı dizimiz sıralanmış. Bunun dışında A, B, J, K, Z şuradaki 5 harfli dizimiz de yine bu algoritmaya göre sıralanmış oldu. Bu dizi sıralandı yani sıralana kadar yapılan işlemleri hatırlarsanız algoritmanın verimliliğini gösterebilmek adına kullanıyorduk. Yani bu algoritmaya bir analiz yapacaksak merge sort time merge sort'un time complexity'si ve space complexity'si nedir derseniz space complexity'sinden az önce bahsetmiştim zaten. E, time complexity'si burada o n log n olacak. n log n e, çünkü biz bölerek gidiyoruz dediğim gibi mesela ben bunu böldükten sonra daha sonra bunların bu dörtlünün diğer dörtlüyle karşılaştırılması gibi sürekli karşılaştırılması. Mesela 2'nin burada götürüp 3 ile 4 le, 1 le karşılaştırılması. Ondan sonra döngü bir daha döndüğünde 3 ile 4 ile 1 ile vesaire karşılaştırılması gibi bir durum yok. Ee, şu n kere log n kadar bir işlem yapıyor oluyoruz. ikinci taramada yani bubble sort gibi sürekli iç içe iki tane döngü kurup birbirleriyle karşılaştırma gibi bir durum yok. O yüzden n square değil. Bu algoritmanın quick sort'tan farklı yanı. Yine bahsetmiştim. Base case'de, average case'de ve worst case'de yine o n log n kadar çalışıyor olması. E, quick sort'ta hatırlarsanız pivot'u yanlış seçersek eğer n square'e gidiyordu. E, farklı olduğu nokta yine space complexity'de ise o n olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu dizi n boyutlu olduğunu düşünürsek bellekte n boyutlu kadar bir yer daha allocate ediyoruz. Bellekte yeni bir toplamda aynı boyutlu bir dizi yaratmış oluyoruz. İşte bir byte'lık bir yer kaplıyorsa normal şartlarda bu ereğin elemanları biz de burada bir byte'lık başka bir dizi oluşturmuş oluyoruz bellekte. Space complexity'si o en olarak karşımıza çıkıyor. Merge sort'un bu videosu biraz hızlı oldu. Çünkü daha önce beyaz tahta karşısında anlatmış olduğum yaptım. Çok fazla detaya girmemiz gerekmedi. Bu merge ve merge sort metodlarının Şöyle ekranda kodlarını da görebilirsiniz ki bence zaten mantığını öğrendikten sonra kendinizin yapması biraz daha mantıklı olacaktır. Sizin buna daha hızlı alışmanızı bu tarz algoritmalarda indekslerin içerisinden verilerin kopyalanması, birden fazla işte left ve right indeksleri kullanıldığında işte middle'ı bulma, sliding window'a daha sonra geçeceğiz ama işte aynı dizi içerisinde belki iki tane elemanı kullanarak bulabilme tarzı algoritmalara biraz daha aşina olabilmeniz adına bu tarz kodları kendiniz yazıyor olmanız biraz daha mantıklı olacaktır sizin için. Şöyle şunun da için açmış açmış olayım. Video ile ilgili aklınıza takılan bir nokta olursa mutlaka belirtin. Yanlış yaptığım bir yer olabilir. Eleştiri yapmak istiyor olabilirsiniz. Teşekkür etmek istiyor olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Yorumlar bölümünde mutlaka bunları belirtin sizden ricam. Onun dışında kanal abone değilseniz abone olmayı Abone olduktan sonra da zil işaretine basmayı unutmayın ki ben bir sonraki videoyu yüklediğimde mutlaka haberiniz olsun. Bu videodan şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.